Öncelikle bugün görülen Gezi davası kapsamında dün çağrı yapmıştık halkımıza duyarlılık göstermeleri bakımından. Davamıza katılım gösteren tüm arkadaşlara öncelikle teşekkür ediyoruz. Bilindiği gibi Haziran 2013 tarihinde Taksim'de başlayan, Taksim Gezi Parkı'nda başlayan ve ülkenin bütün illerine, bölgelerine yayılan bir direniş sergilenmişti. Bu direniş çeşitli biçimlerde yargılanmaya devam etti. Bugün de SYP olarak bizim SYP yöneticilerinin hakkında hazırlanmış bir iddianame doğrultusunda Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dava görüldü. Bu davada bize isnat edilen suçlamaların büyük bir kısmı Gezi davası, Gezi süreci döneminde yapılan eylem etkinliklerdir. Demokratik hak eylemleridir. Basın açıklamaları ve benzeri. Bir diğer nokta ise çeşitli dönemlerde devrimci sosyalizm mücadelesinde hayatını kaybetmiş devrimcilerin, sosyalistlerin, demokratların, yurtseverlerin mezarlarını ziyaret etmek, onları anmak olarak konulmuştur. Mahkemede tabii ki biz yaptığımız bu eylem, demokratik eylem hattını, meşru eylem hattını savunduk. Değerlerimize sahip çıktığımızı belirttik. İstat edilen suçlamaların temelsiz olduğunu ve bu yapılan eylemlerin hepsinin demokratik, insani hak kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirttik. Dava mahkeme heyetinin sorularıyla bir şekilde kendi savunmamızı yaptığımız biçimde gelişti. 18 Eylül tarihine ertelendi. Burada esas olarak belki söylenmesi gereken şey, birincisi halklarımızın, ezilenlerin, bütün işçi ve emekçilerin en demokratik, en haklı, en meşru AKP iktidarının baskıcı, faşist, otoriter uygulamalarına karşı gösterdiği tepkilerdir. Bu tepkileri içerisinde bizlerin de olması devlet bakımından bir tehlike arz ettiği görülüyor. Bu tehlike doğrultusunda da bizleri yasa dışı örgüt kapsamına alarak çeşitli suçlamalar iddia ederek bu kapsamda yargılamaya, cezalandırmaya dönük bir hamledir. Fakat ortada suç teşkil eden hiçbir şey olmamasına rağmen herhangi bir silahlı örgütü silahlı örgütü gösteren, onun propagandasını yapan, onun eylemini örgütleyen herhangi bir çalışma olmamasına rağmen günlük hayattaki konuşmalarımız, basın açıklamaları, protesto eylemleri bir suç olarak iddia edilmekte ve dosyayı bu şekilde konuşmalarla şişirmeye, abartmaya, kabartmaya dönük bir hukuk faciasıyla karşı karşıyayız. Hukuku savunmak isterdik, hukukun üstünlüğünü savunmak isterdik ya da davayı hukuki bir çerçevede savunmak isterdik. Fakat bu ülkede hukuk, dün de söylediğimiz gibi, hala yerlerde sürünmekte, ayaklar altına alınmakta, adaletten, hukuktan, insanlıktan, insani değerlerden bahsetmenin, demokrasiden bahsetmenin hiçbir anlamının olmadığı bir süreç yaşamaktayız. O bakımdan davayı biz halkımızdan aldığımız güçle, halklarımızın bize verdiği güçle, kararlılıkla savunduğumuzu, bu mücadeleyi dün olduğu gibi bugün de aynı doğrultuda sürdüreceğimizi, bu kararlılığın olduğunu halkımızın bilmesini isteriz. Tabii ki dava süreci uzun bir süreci olacak belli ki. Bu kapsamda biz 18 Eylül'de görülecek yeni duruşmada, bir sonraki duruşmada halkımızın kendi yarattığı bu değerlere sahip çıkmasını, bizimle omuz omuza olmasını ve bu mücadeleyi birlikte sürdürmenin, demokrasiyi, özgürlüğü kazanmanın mücadelesini vermeye çağırıyoruz.
Bu anlamda bize destek veren tüm kurum, kuruluş ve dostlarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı, teşekkürlerimizi iletiyoruz.